İyi dersler okullarından yüksek öğretim kurumları sınavında Kayseri birincisi olan Akif Emre Öztürk için tebrik töreni düzenlendi. Allah muvaffak etsin. Dünyada, ahirette başarılar diliyorum. Bundan sonraki hayatındaki aşamalarda da, merhalelerde de daha nice başarılara imza atmanı istiyoruz. Vatana, millete, memlekete hayırlı bir evlat ol inşallah. Başarılarınla bizi gururlandırdın. Cenab-ı Hak muvaffak etsin. Bu küçük çam sakızı çoban armağanımızı kabul et bizde. Cenab-ı Hak hayırlara vesile etsin senin için diyorum. Başarılar, Allah muvaffak etsin. Evet. Şimdi de bütün eğitim sürecimizde bizi sürekli destekleyen eğitim koordinatörümüz Fatih Özbacakçı Efendi'yi buraya davet ediyoruz. Akif'cim, hayat boyu umarım YKS'de elde ettin, maşeriyi elde edersin. Çok emek harcadın, çok çalıştın ve karşılığını aldın. Tebrik ediyorum. Fatih şu tarafa gitsin. Buyurun şöyle hep beraber resim alalım. İyi Dersler Anadolu Lisesi Okul Müdürü Faruk Karaaslan düzenlenen tebrik töreninde Akif Emre Öztürk'ün kurumlarına yaşattığı mutluluk için teşekkür etti. Sayın İyi Dersler Okulları Genel Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Bey, değerli öğretmenler, saygıdeğer basın mensupları, hoş geldiniz. Dün itibariyle 2020 YKS sonuçlarını öğrenmiş bulunuyoruz. Öğrencimiz Akif Emre Öztürk, TYT Türkiye 15.si. YKS Türkiye 18.si ve Kayseri birincisi olmuştur. Bundan dolayı Akif'imizi, annesi Yasemin Hanım'ı, babası Fatih Bey'i tebrik ediyoruz. Ayrıca Akif'in bu noktaya gelmesini sağlayan çok güçlü öğretmenlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. İyi Dersler Okulları bambu ağacı eğitim modeliyle eğitim camiasına girmiş bulunmaktadır. Bu sayede gelecek nesillerin iyi yarınları için hizmet vermek istiyoruz. İkinci yılını tamamlamış olan İyi Dersler'in ikinci yılında Kayseri birincisi olarak bu güzelliği, mutluluğu yaşatan öğretmenlerimize, velilerimize teşekkür ediyoruz. Ve bu işin bütün zahmetini, güzelliğini yaşayan ve yaşatan Akif'imizi de tebrik ediyoruz. Akif Emre Öztürk ise Kayseri birincisi olmanın kendisine sürpriz olmadığını dile getirdi. Çok mutluyum. Bütün öğretmenlerime, anneme, babama teşekkür ediyorum. Bu yolda bana destek olanlara, yol gösterenlere. Yani çok uzun bir süreçti ama sonunda bitti. Yani pandemi döneminde evde çalıştık. Zaten konularda kaldırıldığı için öyle aşırı büyük bir etkisi olmadı ama yani çok sıkıntı çekmedim aslında. Seni sınava gireceklerde böyle ders dışındaki alışkanlıklarını bıraksınlar. Full derse konsantre olsunlar. Ve her gün düzenli. Tıp düşünmüyorum. Makine mühendisliği düşünüyorum. Koç Üniversitesi'ni düşünüyorum aynı.